Türkiye'nin önemli iktisatçılarından Mahfi Eğilmez şöyle bir şey sormuş. Hani faizi indirerek kuru yükseltecektik de. Tweet'e gösterebilirsiniz Mahfi Eğilmez'in. Hani faizi indirerek kuru yükseltecektik de ihracat artacak, cari açık düşecek, sonra da enflasyon inecekti. Yine mi model, yine model mi değişti? Ne oldu? Niye indirmedik faizi? Evet, yani Mahfi Hoca doğru söylemiş. İşte ben de onu anlattım. Biz yeni bir şey denemeye başladık. Bir iki ayda bunu deneyeceğiz şimdi. Biz faiz düşürüyorduk. Bir dönem faiz arttırdık Naci Ağbal döneminde hatırlarsanız. Ondan sonra ondan vazgeçtik. Biz yine faiz düşüreceğiz dedik. Şimdi yeniden vazgeçtik. Belki de bir sabit tutma patikasında bulunacağız. Bir iki ayda bunu döneceğiz. Yani deneme yanılma tahtası gibi ekonomik olarak bazı şeyleri biz değerlendirmeye devam ediyoruz. Ama ben çok iddialı bir şekilde söylüyorum altını çizerek. Bundan da sonuç alınmayacak. En geç Mart Nisan ayı gibi de biz tekrar faiz indirimi patikasına girmiş olacağız. Evet. Durmuş Yılmaz'ın bir açıklaması var, tweet'i var. Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın. Onu da verelim. Enflasyonun nedeni faiz değil miydi? %50'ye yaklaşan enflasyonu düşürmek için faizin düşmesi gerekmiyor muydu? Demek ki neymiş? Enflasyonu düşürmek için TL'nin itibarını korumak gerekiyormuş. Evet, soralım tekrar. Model mi değişiyor? Ne oldu? Faiz niye indirilmedi? Model mi değişiyor diye de Durmuş Yılmaz başka bir şeye getiriyor gündeme. Bu konuyla ilgili ne diyorsun Kerem? Yani yumuşak bir geçiş işte söylediğim gibi. Yani şu anda bugün anladığımız kadarıyla faiz indirimiyle, faiz indiriminin devamıyla ilgili bazı soru işaretleri oluştu. Ekonomi yönetiminin diyeceğim ama ya bir yönetim olduğunu da düşünmediğim için açıkçası kelimelerimi seçerek kullanmak istiyorum. Yani evet yani faiz indiriminden vazgeçtik. Rekabetçi kurdan vazgeçmiştik malumunuz 20 Aralık gecesi. Bakın nasıl düşürdük dövizi, TL değerli nasıl olacak? Yani biz sürekli dediğimiz gibi her ay yeni bir modele ihtiyaç duyuyoruz. Salınımlı döviz politikası, kur politikası. Yok böyle bir şey oluyor. Çünkü gerçek davranışlar gösteremiyoruz sorunlar karşısında. Bu aynı. Biraz daha basitleştirerek söyleyeyim. Yani bir evdeki problem oturup konuşularak çözülür karşılıklı değil mi? Mesela eşinizle veya evladınızla, kızınız olsun, oğlunuz olsun. Sadece bunları erteleyerek, görmezden gelerek veya algı yöneterek, manipülatif hareketler yaparak onu ertelersiniz ve o kriz derinleşir. O krizin çözümü mümkün olmaz. Bizim yaptıklarımız bunlar. Deneme yanılma tahtası şeklinde. Bir de bunu deneyelim, biraz da bunu deneyelim şeklinde bir şeyler yapıyoruz. Elimizde satacak çok ciddi bir rezerv de yok. Onu da idareli kullanmak zorundayız artık. Bir dönem olduğu gibi olmadı. O yüzden de bu şekilde devam ediyoruz. Sayın Durmuş Yılmaz'ın da söylediği işte benim sizlere bahsettiğim şeyin altını çizmiş kendisi de. Yani biz faiz düşürüyorduk. Doğru mu? Faiz düşürecektik. Enflasyon da düşecekti. Biz faizi aldık. 14'e indirdik. Enflasyon 21'den 36'ya kadar gitti. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın altını çizerek söylediği politika çalışmıyor. Ve bunun ispatı bir aydır önümüzde sürekli ispatlanıyor. Dünyada zaten bunun bir örneği de yok. Şimdi bize ya düşük o zaman 13'e çekseydik, devam etseydik bu politikaya. Onu söylemek istemiş Durmuş Yılmaz'da. Evet. Niçin sabit tuttuk? Mehmet Emin Ekmen bir tweet attı. Demek ki %14 faiz masa uygunmuş diyerek. Ardından Faik Öztarak bir tweet attı. Madem faiz sebep enflasyon neticeydi, madem faiz düştüğünde enflasyon da düşerdi, madem kendinize ve iddianıza bu kadar güveniyordunuz, ne oldu da mademler şimdi badem oldu demiş. Atilla Yeşilada ekonomist, Merkez Bankası faiz kararı hakkında niye yorum yazmıyorum? Çünkü ben ekonomi ve finans uzmanıyım. Vudu, üç kağıt ve saadet zincirleri beni aşıyor demiş. Ardından Selim Kotil bir tweet atmış. Faizler sabit tutuldu. Nas out, faiz in demiş. Muharrem İnce, Merkez Bankası faizi %14'te sabit tuttu. Faiz %15 olunca nas var. %14 olunca yok mu? Bu ay nas yok mu? Demiş. Uğur Gürses ekonomist. Enflasyonu patlatıyorsun. Faizi enflasyonun üçte birinde tutup sonra enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla
desenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir diyorsun. Çok bekleriz. Bu kadar kötü bir metin okumamıştım diyor. Biraz önce metni ben de okudum dedin Kerem. Murat Muratoğlu, Merkez metinde... Bankası faizleri düşürmediğine göre bu ay nas hükmü yok. Önümüzdeki aylara bakacağız dedi. Yalçın Karatepe, piyasaların Merkez Bankası kararına bakışını şöyle yorumlayabiliriz. Ehvenişer. Evet. Buradan devam edeyim mi müsaade edersin? Evet, şimdi devam, sözü sana veriyorum. Metinle, yani metinle ilgili bir şey daha mesela altını çizeyim. Yani diyor ki metinde, küresel merkez bankaları hala parasal genişlemeye devam ediyor diyor. Ya her gün hepimizin telefonlarına, akıllı telefonlarına gelen mesajlar var Allah aşkına ya. İşte Rusya Merkez Bankası faiz arttırdı. Ondan sonra Macaristan Merkez Bankası faiz arttırdı. Bakın, otoriter liderler tarafından yönlenen ülkelerden veriyorum örneği ki anlaşılabilsin. Faiz arttırdı diye. Şimdi tabii iktidar yanlısı bazı birkaç kişi şunu söyleyebilir. Yani hani işte Çin Merkez Bankası da faiz düşürüyor diye. Tabii ama Çin'de serbest piyasa ekonomisi uygulanmıyor. Başka bir yön. İşte Japonya önümüzdeki süreçte biraz daha para basacağını söylemiş. Ama bunun dünyada... Bütün herkes biliyor ki işte Avrupa Merkez Bankası biraz geriden gidiyor sıkılaşmada. Ama bunu herkes konuşuyor ki 2022 bir parasal sıkılaşma. Yani merkez bankalarının bastıkları paraları geri çekecekleri ve faizleri arttıracakları bir yıl olacak. En önemlisi de FED. Bunu sanıyorum konuştunuz benden önceki yayınlarda Vidim Bey'le. FED 3 veya 4 kez faiz arttıracağını açıkladı. Şimdi biz şöyle konuşuyoruz. Ben size bir tahmin yaptım. Açıkçası böyle tahminler de yapmak istemiyorum ama ben diyorum ki Mart ayına kadar %50'lere doğru gitmesi gerekir. Çünkü akaryakıt zamları ortada. Yani gizlenmeyecek fiyat artışları var. Brent petrol 88'lerde. Doğru mu? Bunun da yansımaları olacak. Biz çünkü bakın şunun altını çizerek söylüyorum. Biz bu %36'lık enflasyonu 11, 12, 13 olan dolar kuruna, o ortalamasına göre yaşadık. Şimdi daha biz bu 14 lirada sabit tutulan dolar kurunun enflasyon rakamlarıyla bunun bedelinle karşılaşmış durumda değiliz hala. Önümüzdeki aydan sonra bunlarla karşılaşacağız. O yüzden de ben farz edelim %14'te sabit tutuldu dolar kuru. %14'te 3 ay faiz sabit tutulduğunu düşünürsek %50'lere gideceğini düşünüyorum enflasyonun Mart ayına kadar. Peki FED faiz arttırmaya başlarsa, bu Amerika-Rusya arasındaki gerginlik bir savaşa dönüşürse, pandemide beklenmedik sorunlar meydana çıkarsa, bunun 60'ları devirmesi içten bile değil ve aynı zamanda kuru da 14'te tutmanız mümkün değil. Açıkçası yani bütün bunları göz önünde bulundurduğunuzda herhalde metinde yazan da söylediğim gibi, küresel merkez bankaları hala parasal genişlemeye devam ediyor. Yani yalan demesem, demek istemesem de yanlış bir görüş birincisi. İkincisi, bunu bu şekilde sürdürmenin, dediğim gibi bu şekilde ben de parasal genişlemeye devam edeceğim demenin, yani yeni KGF'ler konuşuyor önümüzde biliyorsunuz. Ya işte asgari ücret zammı, bunların hepsi enflasyon olarak geri dönüyor. Hepsi, tamamı bunların KGF dediğiniz şey yine enflasyon olarak geri dönecek. Buna ulaşılamıyor. Ve en acısı, en ciddi anlamda düşünülmesi, bunlar gelir adaletsizliğine neden oluyor. Makasın, yani zenginlerle yoksullar arasındaki makasın açılmasına neden oluyor. Daha da uzun, yani çok vaktinizi almak istemiyorum. Daha da 2022'nin sonuna kadar da konuşabiliriz. Haziran'dan sonra da sudden stop, bir ani duruş denilen bir şey de bekleniyor açıkçası. Ne demek çünkü o? Mesela Dünya Bankası'nın bizim büyüme tahmini ne bizimle ilgili biliyor musunuz? 2022 yılında. %2. Biz ne konuşuyoruz? Farklı bir şey. Tabii biz yeniden kredi genişlemesine gideriz, para basarız, KGF'lerle etrafı fonlarız, seçim ekonomisi uygularsak bu büyümeyi arttırmamız mümkün değil. Mümkündür. Ama bundan sonra da biz hiper enflasyonu, 3 haneli enflasyonları konuşur hale geleceğiz.
Bunların bedellerinin de sizlerin ikinizin de yaşları tabii, çok müsait. Nasıl ödendiğini sizler çok iyi biliyorsunuz. Tabii, şimdi iktidar büyüdüğümüzü söylerken o büyüyen kim diye soracaksak toplumun büyük bir kesimi mi büyüyor yoksa toplumun içerisindeki çok bir küçük azınlık mı büyüyor sorusuna farklı bir yanıt vermek gerekiyor. Yanıtıma küçük azınlığın daha çok büyüyeceği, büyük çoğunluğun ise daha da küçüleceği bir gerçeklikten aslında söz edildiğinin altını çizmek gerekiyor.